Doğa kabustan fırlamış gibi duran, tuhaf ve ürkütücü özelliklere sahip bu yaratıklara karşı oldukça adaletsiz davranmıştır. Gerçek hayatta asla karşılaşmamanızı dilediğim şok edici yaratıklardan bazılarını bu videoda topladım. Hadi başlayalım. Mavi Dilli Sking. Pembe dilli kertenkelelerle dolu bir dünyada güçlü çenesinin ortasından tıslayarak masmavi dilini çıkaran bu acımasız ve zeki kertenkele türüyle tanışın. 60 santimlik dili avını korkutmak, uzun mesafeden iletişim kurmak, stratejik bir savunma planlamak gibi pek çok işine yarar ama zehirli değildir. Tehdit altında hissettiğinde vücutlarını şişirip dillerini sağa sola sallayarak avcıyı kaçırırlar. Ayrıca tehlikeli değildirler. Çiçek yapraklarıyla ve böceklerle beslenirler. Antennarius Striatus. Balıklar aleminin cadısı gibi görünen bu canlı, vücudunun rengini değiştirebilme ve çevresiyle tamamen kamufle olabilme gibi tuhaf bir yetenekle kutsanmıştır. Bu pek de seçici olmayan canlı, okyanus yatağında sürünürken önüne geleni yiyen agresif bir avcıdır. Ekstra uzun yüzgeçleri sayesinde hedefi kendisine çeker. Birkaç ölümcül diş bulunduran anormal büyüklükteki ağzı, büyük balıkları bile tek seferde yutabilecek kadar esner. Troglofauna. Tayland'da yaşayan bu küçük mağara sakinleri sadece şelale mağaralarında yaşayabilmek gibi benzersiz bir özellik taşıyor. Bu tuhaf yaratık mağaranın karanlığında yaşamaya o kadar iyi adapte olmuştur ki bir deri tabakasıyla kaplı olan gelişmemiş gözleri genellikle kördür. Koku alma ve dokunma duyusu olağanüstüdür. Bu da mağarada verimli bir yaşam sürmesine olanak tanır. 30 santim uzunluğundaki renksiz canlı, uzun antenleri ve kıllarla kaplı bacaklara sahip olup yaklaşık 100 yıllık bir ömre sahiptir. Fırfırlı Kertenkele. Avustralya ormanlarına özgü olan bu kertenkele, boynunun etrafında fazladan bir deri parçası bulunan fırfır benzeri boynuyla bilinir. Kendini tehdit altında hissettiğinde ya da avcıların gözünü korkutmaya çalıştığında fırfırını 22 ila 35 santim uzatabilir. Bunun dışında bu 25 santim uzunluğundaki kertenkele tıpkı insanlar gibi arka ayakları üzerinde durma ve koşma yeteneğine sahiptir ve saatte 25 kilometre gibi olağanüstü bir hıza sahiptir. Bu nedenle bu türe bisiklet kertenkelesi de denir. Fırfırlı kertenkeleler yumurtadan çıktıktan sonra minik yumurtalar bırakır ve yavru ejderhalar kendi başlarının çaresine bakabilecek kadar zekidir. Hint Gavyeli. Timsahların gavyel ya da balık yiyen timsah olarak adlandırılan son derece uzun ve ince burunlu kuzenleriyle tanışın. Bu özelliği sayesinde gavyel avının hareket alışkanlıklarını takip ederek olağanüstü avlanma becerileri sergiler. Her ne kadar insan yeme kabiliyeti olmasa da insanlara karşı agresiftir. Yaklaşık 6 metre boyla en büyük timsah türü olmasının yanı sıra dişileri bir seferde 60 yumurta bırakabilir. Yumurtaları yaklaşık 170 gramla timsah türü arasında en büyük yumurtalardır. Dikenli Moloch. Bu dikenli sürüngen tüm vücudunu kaplayan dikenler ve pullar sayesinde avını savuşturmakta oldukça başarılıdır. En sevdiği yemek karıncadır. Bir sürü karınca tek bir oturuşta 3000'e kadar karınca yiyebilir. Çevreye uyum sağlamanın yanı sıra yırtıcılara daha büyük görünmek için göğüslerini hava ile doldurarak şişirme yeteneğine sahiptir. Böylece yırtıcıların kendisini yutmasını zorlaştırır. Komodor Köpeği. Paspaslarımız ayaklanıp yürüse böyle görünürdü. Mükemmel koruma yetenekleri ve son derece koruyucu doğası nedeniyle koyun sürülerini korumak için kullanılır. Hızlı, güçlü ve potansiyel bir tehlike sezmedikçe oldukça sakindir. Tehlikeli anlarda ise bir canavara dönüşür. Zavallı yaratık tepeden tırnağa püskül benzeri beyaz tüylerle kaplı olduğu için kalın perçemlerinin arasından pek bir şey göremez. Tüylerinin böyle karışık bırakılmasının nedeni bu sayede bir kurt ya da ayı saldırısına koruyucu bir katman sağlamasıdır. Bobi Solucanı. Sıcak deniz sularında yaşayan bu pusu yırtıcısı
300 santim uzunluğundaki ince vücudunu okyanus yatağının içine gömen ve avını tespit etmek için sadece 5 antenini dışarı çıkaran bir tür deniz solucanıdır. Acımasız solucan avını Pharynx adı verilen olağanüstü kaslı ağız kısımlarıyla parçalar. Bunu öyle bir hız ve güçle yapar ki bir balığı bile ikiye bölebilir. Sert kılları insan sinirleri üzerinde kalıcı hasara neden olacak kadar tehlikelidir. Yeti Yengeci. 2005 yılında Paskalya adasında bulunan bu efsanevi canlı, yiyecek kaynağı veya çiftleşme partneri bulmak için kullandığı kıllarıyla bilinir. Pigmentasyon içermeyen basit gözleri sebebiyle neredeyse kör olduklarına inanılan bu sarışın yengeçler, etobur olmalarının yanı sıra kendi bacaklarında döllenen bakterilerle beslenir. Bilim insanlarına göre yeti yengeçleri, hidrotermal bacalardan çıkan sudaki zehirli maddeleri detoksifiye etmek için tüylü pençelerindeki bakterileri kullanır. Mata Mata Kaplumbağası. Bir tahta parçasına benzeyen tuhaf kaplumbağanın dikenli sırt pulları, uzun bir burnu ve geniş bir ağzı vardır. Bu sayede kolayca kamufle olarak yırtıcılardan gizlenir. Mata Mata Kaplumbağası eşsiz avlanma şekliyle bilinir. Çenesi zayıftır. Ağzında düşük basınçlı bir vakum oluşturarak avını bir bütün olarak yutar. Kaniş Güvesi. Hiç kanatları olan bir kaniş hayal ettiniz mi? Etmediyseniz öyleyse sizi kaniş güvesiyle tanıştırayım. Ses sönümleyici tüyleri hayvana koruma sağlar. Tüyler geri dönüş sinyallerini bastırarak ses dalgalarını emer ve yırtıcı yarasaların yerlerini tespit etmesini zorlaştırır. 2009 yılında keşfedilen 3 santim uzunluğundaki bu esrarengiz yaratık, yarasaların çıkardığı ultrasonik sesleri duymasını sağlayan özel bir çift kulağı da sahiptir. Şimdi de günün fotoğrafına geçelim. Bu fotoğraf bize bir abonemiz tarafından gönderildi. İnternete karşılaştığınız bir resim hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz bize gönderin. Kim bilir, belki de videolarımızdan birinde sizin gönderdiğiniz fotoğrafı ele alırız. Bu 125 milyon yıl öncesine tarihlenen ve Goblin köpek balığı adı verilen bir canlı fosile ait, bu nadir ve esrarengiz yaratığın yaşlandıkça küçüldüğü bilinmektedir. Her zaman o kadar açtır ki ağzını öne doğru uzatarak elastik bağları kullanarak karşısına çıkan her şeyi yakalayabilir. Bu köpek balığı oldukça yavaş bir yüzücüdür ve avını kovalamaz. Ayrıca suyun derinliklerinden hiç çıkmadığı için kör sayılır. Dolayısıyla insanlar için tehlike teşkil etmez. Cam Kurbağa. Tek bir sıçrayışta 3 metreden fazla zıplayabilen cam kurbağalar, açık yeşil ya da kireç yeşili renkte olmalarının yanı sıra karınlarındaki şeffaf derileriyle de tanınırlar. Öyle şeffaftırlar ki sanki yaprakla bir olmuş gibi görünürler ve bu özellikleri birçok avcıdan kamufle olmalarını sağlar. Ayrıca vantuzlu ayak parmakları sayesinde ağaçlara çok iyi tırmanırlar. Mavi yüzlü maymunlar. Diademli maymun olarak da adlandırılan bu maymunlardan birini esnerken, başını sallarken, duraklarını oynatırken ya da birbirlerini çekiştirirken görürseniz onlardan olabildiğince uzağa kaçmanız gerekiyor demektir. Çünkü bu mavi yüzlü maymunlar çok saldırgandır. Ağızlarını bile oynatmadan 18 farklı çağrıdan oluşan bir beden dili kullanarak mükemmel iletişim kurma becerilerine sahiptirler. Kimse neden burunlarına yumruk yemiş gibi göründüklerini bilmiyor. Ama bir teori bu özelliğin soğuk havalarda soğuk yakmasını engellediğini öne sürüyor. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.